Tonguç 10. sınıf kanalından herkese merhabalar. Bugün fizik dersinde konumuz elektrik devreleri. Konumuza başlamadan önce hemen Ekim ayı programımızı tekrardan bir hatırlayalım. 11 Ekim Salı günü itibariyle elektrik devreleri konusuyla karşınızdayız. Bu ay içerisinde birinci dönem birinci yazılı kampımız da olacak. Kampımızla birlikte yazılılara bomba gibi hep birlikte hazırlanmış olacağız. Konumuzla ilgili önce neler öğreneceğiz? Bir bunlardan bahsedelim. Konumuzla alakalı olarak dirençlerin ve üreteçlerin bağlanmasını göreceğiz biz. Dirençlerin ve üreteçlerin seri ve paralel bağlanmasını, seri ve paralel bağlandıklarında ne gibi değişkenlerin değiştiğini göreceğiz. Ardından ohm yasası, devre elemanları nelerdir bunları tanıyacağız. Elektriksel enerji ve güçle birlikte konumuzu tamamlamış oluyoruz sevgili gençler. Peki kullanım alanları ve faydaları nelerdir? akım ve gerilim nasıl ölçülüyor bunları biraz daha iyi anlamış olacağız. Trafolar ve yüksek gerilim hatlarının mantığını teknolojik tüm cihazlardaki elektrik devrelerinin basit anlamıyla nasıl ifade edildiğini görmüş olacağız. Peki olmazsa olmazımız ödevimiz nedir? Tabii ki de hemen sıfırdan ona fizik kitabımızı açıyoruz. Konuyu bitirdikten sonra sayfa 20 ve 46 arasındaki sorulardan sorumluyuz gençler. Yine sol tarafta görüyoruz biz konuyla ilgili anahtar kelimelerimiz mevcut. Sağ tarafta ise süzgeç kısmında konuyu çok daha iyi bir şekilde pekiştirmiş oluyoruz. 0'dan 10'a fizik kitabımızı çözdükten sonra ardından Dinamo fizik kitabımızı açıyoruz. Dinamo fizik kitabından testra 6 ve 27 arasını çözmeyi unutmayalım. Bunları da çözdükten sonra artık konuya bomba gibi hazırlanmış olacağız. Mutlaka ödevimizi yapmayı unutmuyoruz gençler. Şimdi dersimize başlayabiliriz artık. Dirençlerin bağlanmasıyla dersimize başlıyoruz. Dirençler seri ve paralel olmak üzere iki şekilde bağlanabilirler. Seri bağlamak ne demektir? Seri bağlamak, bakın A-B noktaları arasındaki bize eş değer direnç sorulacak. A ve B noktası arasını tek bir yol üzerinden gidebiliyorsak, bu yol üzerinde alternatif başka yollar yoksa bu dirençlerin seri bağlandığı anlamına gelir. Ve seri bağlı dirençlerin eş bulunurken matematiksel olarak tüm dirençlerin toplanmasıyla bulunur. Örneğin rakam verelim, bizim için daha kolay olsun. Burası 1, 10. Buradaki direncimiz 2 ohm ve son direncimiz ise 3 ohm olsun. Şu anda bunların üçü birbirine seri olarak bağlanmıştır. Bu yüzden burada eşdeğer direnci bulurken 1 artı 2 artı 3 yaparız. Yani matematiksel olarak hepsini toplarız. Ve sonucumuz 6 ohm olarak bulunmuş olur. Burada biz neyi bulmuş olduk? Bakın. 3 tane direncin eş değerini bulduk biz. Yani burada ayrı ayrı 3 tane direnci seri bağlamak yerine tek bir tane 6 ohm'u yani bunların eş değerini bağlarsak aynı anlama gelir. Şimdi paralel bağlamaya bakalım. Paralel bağlamaya baktığımızda ise bize A ve B noktaları arasındaki eş değer direnci bulun diye sorularda sorulacak. A noktasından B noktasına giderken karşımıza farklı 3 tane yol çıkıyor. Yani 3 farklı yoldan ben B noktasına ulaşabiliyorum. Karşımıza böyle farklı yollar çıktığı zaman buna paralel bağlama denir. Ve paralel bağlı devrelerde eşdeğer direnç bulunurken 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 şeklinde hesaplanır. Gençler sakın ve sakın bunlarla ilgili ezber yapmayın. Böyle yan yana olduğunda işte seri bağlıdır. Altlı üstlü olduğunda paralel bağlıdır diye ezberlemeyin. Karşınıza karışık devreler çıktığı zaman problem yaşarsınız. Bakın burada olayın mantığını öğrenelim. Seri bağlamak demek A ve B noktaları arasını yani iki nokta arasını tek bir yoldan gitmek demektir. Karşımıza alternatif bir yol olmaksızın tek bir yol çıkıyorsa bu dirençlerin seri bağlandığı anlamına gelir. Ancak alternatif yollar varsa bu dirençlerin paralel bağlandığı anlamına gelir. Aman buralara dikkat edelim hata yapmayalım. Şimdi bakalım bir hemen konuyu pekiştirmek için aşağıda verilen devrelerin KL arası eşdeğer direncini hesaplayın diyor. K ve L noktası arasını gördüğünüz gibi tek bir yoldan gidiyorum. Bu yüzden buradaki 3 tane direnç nedir? Birbirine seri bağlanmıştır. Bu yüzden buradaki Eşdeğer direnci hesaplarken ne diyeceğim ben? Hepsinin matematiksel olarak toplamı diyeceğim. Bunların hepsini topladığımda 5, 3 daha 8, 4 daha 12 ohmluk bir eşdeğer direncim vardır. Sonra altındaki örneğe bakalım. Bakın biraz bizi şaşırtmaya çalışmış ama şaşırtamaz. K ve L noktaları arasını yine tek bir yoldan Karşımıza alternatif çıkmaksızın tamamlayabiliyorum. Bu yüzden buradaki eşdeğer direnç bulunurken hepsini toplayacağız. Hepsi birbirine nedir? Seri bağlı durumdadır. Hepsini topladığımızda da cevabımız ne geliyor? 13 ohm olarak karşımıza çıkıyor. Alttakine biraz sonra bakacağım. Hemen şöyle yanındakine gelelim. Yanındakine baktığımızda ise K ve L noktaları arasında ne yapabiliyoruz biz? 3 noktadan ulaşabiliyoruz öyle değil mi? K ve L noktaları arasında 3 farklı yoldan ulaşım sağlanabiliyor. Bu dirençlerin paralel bağlandığı anlamına gelir. Paralel bağlandığında formülümüz neydi? 1 bölü R eşi yazarsın. Daha sonrasında 1 bölü 5, 1 bölü 4, 1 bölü 20 şeklinde bunları ifade ederiz. Yani 1 bölü R eş, eşittir dirençlerin 1 bölü 1 bölü 1 bölü şeklinde toplamı. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Rasyonel sayılarda toplama işlemi yapmamız lazım. Bunun için tabii ki de payda eşitleyeceğiz. Paydaları eşitlediğimizde 20'de eşitleniyor. Burayı 4 ile burayı 5 ile genişletmemiz gerekir. Buradan üst taraf 4 artı 5 kere 1. 5 artı. Burayı bir şeyle çarpmadık. O yüzden olduğu gibi 1. Paydaları da şu anda ne oldu? 20 oldu. Buradan sonucumuz ne geldi? 5, 4 daha, 9, 1 daha, 10, 10 bölü 20 olarak buluyoruz. 10 bölü 20'de nedir gençler? 1 bölü 2 eşittir. Ama burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın, 1 bölü r eş 1 bölü 2'dir. R eş nedir? Ters çevirdiğimizde sadece 2 ondur. Buna dikkat edelim. Burada bizim 1 bölü 1 bölü 1 bölü yazarak topladığımız şey 1 bölü r eşe eşit. O yüzden bulduğumuz bu 1 bölü 2 sonucunu da ters çevirip eşdeğer direnci 2 olarak yazmamız gerekiyor. Şimdi bakalım buraya. K ve L noktaları arasındaki yine eşdeğer direnç soruluyor bize. K ve L noktaları arasında yine karşımıza alternatif yollar çıkıyor ulaşım sağlayabilmek için. Bunlar yine dirençlerin birbirine paralel bağlandığını gösterir. Burada eşdeğer direnci yazarken gençler sadece 2 tane direnç birbirine paralel olarak bağlandıysa çarpımları bölü toplamları yazılır. Yani 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3. Buradan 18 bölü 9. Yani cevap ne geliyor? 2 ohm olarak buradaki eşdeğer direnci hesaplamış oluyoruz. Şimdi buraya bakalım. 4 tane direnç birbirine paralel bağlanmış. Ve bu 4 tane direncin de değeri birbirine eşit. Eğer bu şekilde özdeş dirençler paralel olarak bağlandıysa bir tanesini yazarsın. 12 bölü kaç tane var? 4 tane var öyle değil mi? 12 bölü 4 eşittir 3 ohm olarak bulunur. Bakın burada dikkat etmeniz gereken özellikle bakın şurada 2 tane olduğu zaman çarpımları bölü toplamları yapmayı unutmuyoruz. Çünkü devrelerde serilikte paralellikte genelde böyle karşımıza 2 tane paralel bağlanan dirençler çıkacak. 2 tane paralel bağlı direnç varsa eşdeğer direnç çarpımları bölü toplamları şeklinde yazılır. Hiç böyle 1 bölü 1 bölü şeklinde yazmaya gerek yok. Ve 2'den fazla direnç eğer özdeş bir şekilde paralel bağlandıysa bir tanesini yazarız. Kaç tane varsa böleriz. 2'den fazla direnç birbirinden farklı bağlandıysa artık yapacak bir şey yok. Buradaki can sıkıcı formülü kullanmamız gerekiyor. Ama söylediğim gibi sorularda genellikle karşımıza böyle 2 tane paralel bağlı direnç verilecek. Biz de eşdeğer direnci bulurken çarpımları bölü toplamları şeklinde bunları ifade edeceğiz. Şimdi konuyu pekiştirmek için hemen sorumuzu çözelim. Diyor ki bize aşağıda verilen devrenin AB noktaları arasındaki eşdeğer direncini hesaplayınız. Buraya baktığımızda gençler hemen devreyi analiz etmeye başlıyoruz. Bir kere biraz önceki sayfada bazı antrenmanları yaptık öyle değil mi? Buradan ben 12 ve 4'ün birbirine paralel bağlı olduğunu görüyorum. İki tane direnç birbirine paralel bağlı olduğunda Kullanacağımız kural neydi? Çarpımları bölü toplamları değil mi? 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4. Yani ne bulduk biz buradan? 48 bölü 16. O da neye eşittir? 3'e eşittir. Yani biz 12 ve 4'ü kaldırıp bunların eşdeğeri olan 3 ohm'u buraya yazabiliriz. Şimdi bu aşamadan sonra size tavsiyem elektriksel devreyi tekrardan çizmek. Bakın birlikte çizelim tekrardan devreyi. Bizim burada bir 3 ohm'umuz vardı. Onunla ilgili hiçbir işlem yapmadık. Daha sonra yanındaki paralellikten kurtulduk. Eş değerini 3 olarak bulduk. Yani bu kırmızıyla yuvarlak içerisine aldığım kısmın yerine ne yazıyorum? Ben buraya 3 ohm yazıyorum. Ardından aşağı taraftaki 3 ohmluk direncimi de buraya yazıyorum. Sol tarafta bir A ucum vardı. Sağ tarafta bir B ucum vardı. Ve ben eşdeğer direnci bulmaya çalışıyordum. Şimdi dikkat edin. 3 ve 3 birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı öyle değil mi? Yani bunların eş değeri 6 ohm yapar. Şu anda yukarıda 6, aşağıda 3 var. Bunlar birbirine nasıl bağlanmış? Paralel bağlanmış. Bu yüzden eşdeğer direnci bulurken 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 yapacağım. Buradan da 18 bölü 9 yani eş değer direnci 2 ohm olarak hesaplarız. Bakın çok dikkat edin. Devreye baktığınızda hemen bariz bir şekilde serilik, bariz bir şekilde paralellik varsa oradan soruyu çözmeye çalışın. Yani burada elektriksel devreye bakıyorum. Bak bunlar bariz bir şekilde paralel bağlı. Hemen eş değerini buldum. Ne kadar? 3. Onun yanında bir 3 daha vardı altında bir 3 daha vardı. Şu anda ne oldu? 3 ve 3 birbirine seri bağlı, 6 etti. Yukarıda 6, aşağıda 3. Bunlar birbirine paralel bağlıdır. Paralel bağlı olduğunda da çarpımları bölü toplamları yaparak eşdeğer direncin değerini hesaplamış oluyorum. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuza geçtiğimizde biraz daha can sıkıcı bir soru. Çünkü bir önceki devreye ben baktığımda şark diye kim seri bağlı kim paralel bağlı bunu anında söyleyebiliyordum. Ancak buradaki devreye baktığımızda biraz üzdü biraz can sıktı. Çünkü kimler birbirine seri, kimler birbirine paralel net bir şekilde göremiyorum şu anda. Ne yapmam gerekecek? Benim bu elektriksel devreyi bir önceki soruda çözdüğüm gibi o basit hale net anlaşılabilir hale döndürmem lazım. Bunun için de harflendirme yöntemi dediğimiz bir yöntemi kullanıyoruz. Harflendirme yöntemi nedir? Bakın burada harfler zaten verilmiş. K ve L olarak. Harfler mutlaka verilir. Verilmezse de biz K L deriz, AB deriz, fark etmez bir harf veririz. Burada kullanacağımız yöntem şu. K harfini karşımıza bir direnç ya da bir devre elemanı çıkıncaya kadar taşıyacağız. Bakın buradan ben K harfini gelip bu kabloların kesiştiği yere buraya K olarak yazabilirim, değil mi? Çünkü karşıma bir direnç çıkmıyor. Ancak bu K harfini aşağı taşıyamam, direnç var. Sol tarafa taşıyamam, direnç var. Yani benim K'yi ulaştırabileceğim maksimum nokta burası. Şimdi L'ye bakalım. Bakın L'yi buraya getirebiliyorum. Sola gelemedim. Ancak yukarıya doğru geldim. L'yi buraya taşıdım. Kuralımız çok basit. Karşımıza bir devre elemanı çıkıncaya kadar ben harfi ne yapabilirim? Taşıyabilirim. Şu anda bağlantı noktalarına harf vermediğim tek bir yer kaldı orası da burası. Buraya da biz M harfini verelim çünkü K ve L harflerini buraya yazamıyorum. Şimdi elektriksel devreyi tekrar çizelim. Bize diyor ki KL noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplanıyor. O yüzden ben bir başa K yazıyorum bir başa L yazıyorum. M harfim vardı bir de benim değil mi? Elektriksel devrem sadece KL harflerinden oluşmuyor. Bir de M var. Hemen M'yi de buraya ortalarına yazıyorum. Sonra dirençleri tek tek bu harflerin arasına yerleştirelim. K ve L harfleri arasında 6 varmış. Buradan K'dan bir kablo çektim. L'ye ulaştırdım. Arasına ne yaptık? 6'yı yerleştirdik. Sonrasında M ve L harfleri arasında 4 varmış. M ve L harflerinin arasına 4'ü yerleştiriyoruz. M ve L harflerinin arasında 12 var. Bakın M ve L harflerinin arasında hem 4 var hem 12 var. Bu yüzden bunların aynı harf arasında kalabilmesi için bunları ne yapacağız biz? Üst üste yazacağız. Yan yana değil. Üst üste. Eğer direnç aynı iki harf arasında kalıyorsa bu tüm dirençler bu şekilde üst üste yazılır. Son olarak K ve M harfleri arasında da 3 ohm var. Şimdi devreye baktığımda bakın çok bariz bir şekilde şu anda serilikler, paralellikler her şey belli öyle değil mi? 12 ve 4 bunlar birbirine paralel bağlı. Bu yüzden 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4 yapacağız. 12 ile 4'ü çarptık. 48. 12 ile 4'ü topladık. 16. 48 bölü 16 burası ne yaptı? 3 ohm olarak bulundu. Yani yeşille yuvarlak içerisine aldığım kısım nedir? 3 ohm. Şimdi buradaki 3 ile sol tarafındaki 3 birbirine nasıl bağlı seri? Yani bakın şu anda yukarıda burada 3 var. Buradaki yuvarlak içerisine aldığım yeşille gösterdiğim kısmı kaldırdım. Eş değeri olan 3'ü yazdım buraya. Bir de burada alt tarafta ne var? 6 var. Şu anda devreye baktığımızda bakın daha Basit bir hale gelmiş oldu. Burada K, burada da L harfleri var. E yukarıda 3, 3 daha ne yapar? 6. Yukarıda 6, aşağıda 6. Bunlar birbirine paralel bağlıdır. Bu yüzden benim eşdeğer direncim 6 çarpı 6 bölü 6 artı 6. Yani 6 kere 6, 36 bölü 12'den eşdeğer direncimi ne bulabilirim? 3 ohm olarak bulabilirim. Burada şu kısa yolu da kullanabilirsiniz. Biraz önce göstermiştim. Eğer dirençler birbirine eşitse ne yapabilirdik biz? 6 yazarız. Kaç tane var? 2 tane. 6 bölü 2'den direkt 3'e de ulaşmış olabiliriz. Yani bunu da kullanabilirsiniz ya da direkt çarpımları bölü toplamlarından sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz. Şimdi ohm yasasına gelelim. Ohm yasasında bize Ohm neler söylüyor bunlara bakalım. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışma sonucunda bakıyorlar voltajı arttırıyorlar. Bununla birlikte akım da artıyor. Potansiyel arttıkça akım da artıyor. Ve bu ikisinin oranı sürekli olarak sabit çıkıyor. Ve sabit çıkan bu sayı direncin değerine eşit. Yani V bölü I sürekli olarak sabit ve R direnci kadar çıkıyor. Buradan karşımıza çok meşhur olan sorularda çok sık kullandığımız V eşittir I çarpı R denklemi gelir. Om yasası demek öğrenciler aklında vır diye tutuyorlar genellikle. Ohm yasası demek vır demektir. Burada V potansiyel fark, I akım, R ise bize direnci verir. Şimdi seri ve paralel bağlı devreler üzerinde bir Ohm yasasını konuşalım. Ohm yasası ile ilgili bakın buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Seri bağlı olan devrelerde akımlar birbirine eşittir. Çünkü bakın buradaki pil ne yapacak? Bize akım sağlayacak, değil mi? Akım nereden nereye doğrudur? Artıdan eksiye doğru devre üzerinde dolanır öyle değil mi? Burada R1'in de R2'nin de R3'ün de üzerinden aynı akım geçiyor. Yani burada toplam akım eşittir I1, I2, I3. Yani seri bağlı devrelerde akımlar birbirine eşittir. Seri bağlı devrelerde bölünen paylaştırılan şey buradaki pilin değeridir. Pilin değeri V1, V2, V3 olarak paylaştırılır. Ve bu V1, V2, V3'ün toplamı pilin toplamı kadar olacaktır. Şimdi paralel bağlı devrelere bakalım. Paralel bağlı devrelerde ise pilin artı kutbundan eksi kutbuna dolu dolanan akım dikkat ederseniz bakın tam bu noktaya geldiğinde ne oluyor? İkiye ayrılıyor değil mi? Karşısına iki yol çıkıyor. O yüzden buradaki toplam akımımız I1 ve I2 olarak ikiye ayrılır. Yani I toplam eşittir. I1 artı I2 şeklinde yazılır. Burada Paralel bağlı devrelerde potansiyeller yani voltlar birbirine eşittir. V1 eşittir. V2 o da eşittir. V toplam kadardır. Burada dikkat etmeniz gereken şey bakın bunu sakın unutmayın. Seri bağlı devrelerde akımlar birbirine eşittir. Paralel bağlı devrelerde ise voltlar, voltajlar birbirine eşittir. Anlaşıldı mı? Buna dikkat edelim. Bunu aklımızda tutarsak soruları daha rahat bir şekilde çözmüş oluruz. Şimdi Kolaydan zora doğru elektriksel devrelerimizi analiz etmeye başlayalım. Yanda verilen elektrik devresinin diyor bize eş değer direncini bulalım. Çok basit. Ben eş değer direnç bulmayı öğrendim. Eş değer direnç nasıl bulunuyordu? Eğer seri bağlıysa üçünü ne yapacağız? Birbiriyle toplayacağız. Burada 3 ohm, 2 ohm ve 1 ohm birbirine seri bağlanmıştır. Seri bağlandığında nereden anladık? Bakın tek bir yol üzerinden gidebiliyorum. Öyle değil mi? Bu seri bağlandığı anlamına gelir. Bu yüzden 3 ohm, 2 ohm, 1 ohm bunlar matematiksel olarak toplanır. 3, 2 daha 5, 1 daha 6 ohm şeklinde biz eşdeğer direnci buluruz. Eşdeğer direnci bulduktan sonra ne diyor bize? Her bir direncin üzerindeki akımı bulun. Şimdi akım sorulduğu zaman gençler önce bir toplam akımı bulalım. Nereden bulacağız biz? Biraz önce V eşittir I çarpı R'yi öğrendik öyle değil mi? Vır ile biz akımı bulabiliriz potansiyeli bulabiliriz. Vır bize birçok şeyi söyler. Şimdi V eşittir i çarpı R'yi uygulayalım. Burada neyi bulmaya çalışıyorum ben? Toplam akımı. Toplam akımı bulmaya çalışıyorsam o zaman burada toplam potansiyeli ve toplam direnci kullanacağım. Yani burada vır yerine ne yazacağım? Hey, her şeyin toplamını yazacağım. Toplam voltaj ne kadar? 30 volt. Eşittir. Toplam akım bilmiyoruz. Eşdeğer direncimizi yukarıda bulduk 6. Buradan benim toplam akımım ne kadardır? I toplam eşittir 5 amperdir. I toplamımız 5 amper bu ne anlama geliyor? Yani pilin kutbundan buradan 5 amper yola çıkmış. Elektriksel devremizi tamamlayacak. Buradan geçecek, geçecek, geçecek ve sonra tekrardan pilin ne yapacak? Eksi kutbuna ulaşacak. Öyle değil mi? Burada gördüğümüz gibi seri bağlı devrelerde dirençlerin üzerinden geçen akımlar birbirine eşittir. Biraz önce bahsettik. Gördüğünüz gibi pilin artı kutbundan çıkan 5 amper tüm dirençlerin de üzerinden geçti. Çünkü karşısına başka alternatif bir yol çıkmadı. Bu yüzden I toplamımız 5 amper ve dirençlerin üzerindeki akımlar da 5 amperdir. Yani her bir diren direncin üzerindeki akım I1, I2, I3 bunlar birbirine eşit ve 5 amperdir. Birincisine i1 diyelim. Buna i2 buna i3 diyelim. Üçünün de üzerinden geçen akımlar birbirine eşittir. Şimdi her direncin uçları arasındaki gerilimi bulun diyor. Gerilimi ifade ederken de burada şöyle yeşil kalemimi kullanayım. Yeşil kalemle ifade edelim bunu. Gerilimi nasıl bulacağız biz? Bakın yine biz V eşittir i çarpı R'yi kullanacağız öyle değil mi? Akımla direnci çarptığım zaman gerilimi buluyorum ben. Burada Akım belli 5. Direnç belli 3. Birbiriyle çarparsan burada gerilimi ifade edersin. 3 kere 5 burası ne oldu? 15 volt. Şimdi ikincisine bakalım. 2 İki kere 5 burası ne oldu? 10 volt. 1 kere 5 ne bulduk burayı da? 5 volt olarak bulduk. Bakın her bir direncin üzerindeki akımı her bir direncin uçları arasındaki gerilimi eş değer direnci her şeyi bulduk ifade etmiş olduk sorumuzda. Şimdi sadece paralel bağlı bir devreye bakalım. Adım adım ilerliyoruz. Sadece seriyi çözdük. Şimdi sadece paralel bağlı bir devreyi analiz etmeye geldi. Bakalım şimdi. Şekilde verilen devre için her bir direncin üzerindeki akımı bulun diyor. Şimdi çözmeye başlayalım hemen. Her bir direncin üzerindeki akımı nasıl bulacağız? Hemen neyi biliyoruz biz? <laughs> Paralel bağlı devrelerde voltlar eşit. Bakın çok önemli bir kopya var burada. Seri bağlı devrelerde akımlar eşittir. Paralel bağlı devrelerde ise voltajlar eşittir. Buraya baktığımda ben ne olması gerekiyor? Bakın burada 6 volt varsa bu adamlar da birbirine paralel bağlı. Bunların üzerinde de 6 volt olması lazım. Paralel bağlı devrelerde voltajlar birbirine eşittir. Bakın burada 30 tane de böyle yukarıya doğru direnç olsa hepsinin uçları arasındaki gerilim ne olması lazım? 6 volt olması lazım. Öyle değil mi? Bakın burada biz voltajı nasıl buluyoruz? V eşittir. I çarpı R ile buluyoruz. Öyle değil mi? Şimdi yazalım bak buraya mesela diyelim ki biz I1 akımı geçsin buradan. Buradan da I2 akımı geçsin. Şimdi bu dirençlerin üzerindeki gerilimi nasıl buluyorum ben? Akımla direnci çarparak öyle değil mi? Burada akımla direnci çarpacağım kaç edecek? 6. Akımla direnci çarpacağım kaç edecek? 6 öyle değil mi? O yüzden burada benim I1 akımımın ne olması lazım? 2 amper. I2 akımının ne kadar olması lazım? 1 amper olması gerekir. Nereden biliyorum? Bak biraz önce de söyledim, tekrar tekrar söylüyorum. Paralel bağlı devrelerde voltajlar birbirine eşittir. Yani buradaki 6 volt tüm dirençlerin üzerinde vardır. Buranın 6 volt olabilmesi için 3 kere 2 6 volt olur. Buranın da 6 kere 1 6 volt olması gerekir. Yani akımları bulduk, hemen yazalım. Her bir direncin üzerindeki akımı bulun demiş. I2 eşittir 1 amper. I1 eşittir 2 amper şeklinde ben akımları bulurum. Hatta benim toplam akımım da I toplam eşittir. Burada 2 var. Burada 1 var. Toplamda 2 artı 1 eşittir. 3 amper benim toplam nedir? Akımımdır. Her bir direncin uçları arasındaki gerilimi bulun demiş. Yazalım. V1 V2 ve V toplam bunların hepsi birbirine eşittir. Çünkü bunlar paralel bağlanmıştır. Paralel bağlandıkları için üzerlerindeki gerilimler, voltlar eşittir ve o da 6 volt kadardır. Yine tüm her şeyi analiz etmiş olduk. Şimdi bir kademe daha yukarıya çıkarıyoruz seviyeyi. Biraz daha karışık bir devreye bakalım şimdi. Yanda verilen elektrik devresi için A her bir direncin üzerinden geçen akımı bulun. Hemen her bir direncin üzerinden geçen akımı bulalım. Bunun için gençler V eşittir I çarpı R'yi kullanıyoruz. Bakın I çarpı R'yi kullanırken burada toplam voltaj, toplam akım ve eş değer direnci uygulamamız gerekiyor. Yani her bir direncin üzerinden geçen akım sorulduğu zaman önce bir toplam akımı bulalım. Toplam akımı daha sonrasında gerekli koşullara göre biz paylaştırırız. Burada da vır denklemini kullandık. Toplam voltajım ne kadar? 48 volt. Yazıyorum buraya 48 volt. Toplam akımı biliyor muyum? Bilmiyorum. Onu bulmaya çalışıyorum zaten. İyi toplam çarpı eş değer direnç. Eş değer direnci bilmiyorum ama bulurum. Biraz önce ben bunun antrenmanını yaptım. Eş değer direnci ben bulurum. Şimdi buraya geldiğimizde hemen bakalım. 12 ve 6 birbirine nasıl bağlanmış? Paralel öyle değil mi? Biz ne yapacağız burada? 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6'yı uygulayacağız. Buradan ne geldi? 72 bölü 18 o da 4 ohm olarak karşımıza çıkar. Yani bakın burada 12 ve 6'nın eşdeğeri neymiş? 4. Şimdi burada 2, 4 ve buradaki 2 bunlar birbirine nasıl bağlanmış? Seri. Bu yüzden benim eş değer direncim hemen yazalım şöyle not edelim. R eş eşittir. 2, 4 daha 6. Daha sonrasında 2 ile topladık. 8 ohm olarak eş değer direnç bulunur. Hemen eş değer direnci yerine yazalım. Buradan 8 olarak bulduk biz i toplam eşittir nedir? 6 kere 8 48 yapacağından dolayı i toplam 6 amper olarak bulunur. Şimdi i toplam 6 amper neresi? Oraya bakalım bir. Bakın pilin burada artı kutbundan yola çıkan bir 6 amper var. Daha sonra buradan değil mi yukarıya çıkması lazım 6 amperin. 2 ohmun üzerinden geçecek 6 amper. Daha sonrasında bak tam bu noktada karşısına 2 tane yol çıkıyor. Bu 6 amper ayrılacak bölüştüreceğiz biz. Sonra tekrar burada bu 6 amper buluşup buradaki 2 ohmun da üzerinden 6 amper geçerek devreyi tamamlayacak. Bak şu anda sol taraftaki 2 ohmun üzerinden 6 amper geçiyormuş. Aşağıdaki 2 ohmun üzerinden 6 amper geçiyormuş. Neyi bulmadık biz? 12 ve 6'nın üzerinden ne kadar akım geçtiğini bulmadık. Bakın burada 6 amperi bizim dağıtmamız lazım. Yukarı ve aşağı dağıtmamız lazım. 6 amperi ben eğer buradaki dirençler birbirine eşit olsaydı kardeş kardeş dağıtırdım. Ancak dirençler birbirine eşit değil. Neye göre dağıtmam gerekiyor? Çok olan dirençten az akım geçer. Az olan dirençten ise çok akım geçer. Ben burada 6 amperi şu anda 4'e 2 olarak dağıtmak istiyorum. Neden? 4'e 2 olarak dağıttığımı size hemen açıklayacağım. Bakın buradan 4 amper daha sonrasında buradan da 2 amper geçer. Neden böyle bir şey yaptık? Biraz önce bahsetmiştik. Hemen iyi bir şekilde hatırlayalım. Ne demiştik? Paralel bağlı devrelerde voltların yani akım çarpı dirençlerin birbirine eşit olması lazım. Buradaki akımımız ne kadar? 2 amper değil mi? 2 kere 12 24 yapar. Buradaki akımım ne kadar? 4 amper. 6 kere 4 ne yapar? Yine 24 yapar, değil mi? Bakın burada ne oldu? Potansiyeller birbirine eşit oldu. Yani biz 6 amperi düzgün bir şekilde bölüştürmüş olduk. Her bir direncin üzerinden geçen akımı belirledik. Şimdi gelelim B şıkkına. B'de bize diyor ki her bir direncin üzerindeki gerilimi bulunuz diyor. Her bir direncin üzerindeki gerilimi de nasıl buluruz? Dirençle Akımın değerini çarparak yani 2 kere 6 burada ne var? 12. 2 kere 12, 24 volt. 6 kere 4, 24 volt. Daha sonrasında 2 kere 6, 12 volt. Buradan da biz her bir direncin uçları arasındaki gerilimi hesaplayarız. Yazalım hemen şöyle V2 diyelim ya da V1 diyelim isim verelim buna. Şuna ben V1 diyorum. 2 kere 6 ne oldu? 12 volt. Daha sonra V2 diyelim. Bak sana da V2 diyorum. Ne geldi? 2 kere 12 ne oldu? 24 volt oldu. Buradan 6 kere 4 24. O yüzden V3 eşittir 24 volt. Zaten birbirine eşit çıkması gerekiyor paralel bağlandıkları için. Demek ki ben bunları doğru paylaştırmışım. Son olarak da sana da V4 diyelim. Burası da 2 kere 6'dan 12 volt olarak bulunur. Bakın sınavda muhtemelen bu şekilde bir soru karşınıza çıkar. Hem eş değer direnci bulduk hem akımı bulduk hem voltu bulduk. Bize soruda verilen her şeyi ifade etmiş olduk. Şimdi gelelim buraya. Şekilde verilen devrenin eş değer direncini hesaplayınız. Şekildeki devreye baktığımızda hemen şunu düzeltelim. Şekilde verilen devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız. Devreye baktığımız zaman eşdeğer direnci nasıl bulacağız? Bakın burada bariz bir şekilde zaten 6 ve 3'ün birbirine paralel olarak bağlandığı gözüküyor öyle değil mi? 6 ve 3 birbirine paralel bağlanıyorsa hemen 3 kere 6, 18, 6 ile de 3'ü topladık 9, 18 bölü 9'dan burayı 2 buldum. Bak ne buldum şu anda? Aşağı tarafı ben şöyle tekrardan çizeyim 2 ohm olarak bulduğum. Ama yukarıki tarafa geldiğimde bak yukarıda sanki bir problem var. Burada 7 ohmun üzerinden böyle bir düz kablo çekilmiş. Bu düz kablonun üzerinde direnç falan yazmıyor. Hiç daha önce gördüğüm bir şeye benzemiyor. Ben bunu nasıl yorumlayacağım? Gençler şunu unutmayın her zaman akım kolay olan yolu tercih eder. Yani burada K'dan L'ye gelirken en kolay yoldan gelmek ister. Akım buradan geldi. Şimdi karşısında bir dirençli yol var. Bir de burada bomboş, keyifli bir yol var. Tabii ki de akım bu 7 ohm'un üzerinden geçmez. Bu bomboş, keyifli yoldan geçerek yoluna devam eder. O yüzden burada 7 ohm kısa devre olmuş olur ve 7 ohm'un üzerinden akım geçmez. Bu yüzden biz bunu ne yapacağız? Kullanmayacağız. Üzerine çarpı atacağız. Yukarıda biz sadece neyi kullanacağız? 2 ohm'u kullanmış olacağız. Ve K ve L noktaları arasındaki eşdeğer direnci bu şekilde ifade edeceğiz. Şu anda 2 ve 2 birbirine nasıl bağlı bunlar? Paralel bağlı. Paralel bağlı devrelerde R eş eşittir. 2 çarpı 2 bölü 2 artı 2 yaptığımızda buradan 4 bölü 4'ten bu devrenin eşdeğer direnci 1 ohm olarak bulunur. Bakın burada kısa devreyi harflendirme yöntemiyle de ifade edebiliriz. Biraz önce harflendirme yöntemini anlattım. Neydi? Buradaki K harfini karşımıza bir diren çıkıncaya kadar ileriye taşıyabilirim. Buradan sağa getiremiyorum. Ancak K harfini buradan yukarıya alabilirim. K harfini buraya getirebilirim. K harfini buradan aşağı indirebilirim. Bakın 7 ohm'un uçları arasında potansiyel bir fark var mı? Yok. Soldaki potansiyel de K. Sağdaki potansiyel de K. Daha ilk videoda anlatmıştım size. Potansiyeller eşitse akım falan oluşur mu? Olmaz öyle değil mi? Bak burada akım oluşmaz çünkü potansiyel fark yok. Yani kısa devrenin mantığını bu şekilde potansiyel fark olmadığı için akım geçmiyor, kısa devre oluyor şeklinde aklınızda tutarsanız konuyu daha iyi öğrenmiş olursunuz. Hemen geçelim devre elemanlarını tanıyalım. Devre elemanlarında voltmetre ile başlayacağız. Elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarayan devre elemanına biz voltmetre diyoruz. Ve voltmetre devreye mutlaka paralel olarak bağlanmalıdır. Voltmetrenin iç direnci teorik olarak sonsuz kabul edilir. Yani içerisinde sonsuz direnç vardır. Sağ tarafta da görselini görüyoruz. Devre üzerindeki hangi iki noktaya artık bağladıysak bu kabloları o iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarar voltmetre. Hemen ampermetreyi tanıyoruz. Ampermetreye baktığımızda ise elektrik devresinde iletken üzerinden geçen akımı ölçmeye yarayan devre elemanına biz ampermetre diyoruz. Ampermetre devreye mutlaka seri olarak bağlanmalı. Ampermetrenin iç direnci Teorik olarak sıfır kabul edilir ve devre üzerinde bakın bu şekilde göreceğiz. Günlük hayatımızda bu aleti bu şekilde görüyoruz. Ampermetrenin iç direnci sıfırdır, bu yüzden devreye seri olarak bağlanır. Soruları çözerken ampermetre ve voltmetrenin devreye bağlanma şekillerini hatırlarsak rahat ederiz. Bak, şuraya ben bir not edeyim hiç daha soruyu okumadan. Benim voltmetre dediğim devre elemanının devreye paralel olarak bağlanması lazım. Ampermetre dediğim devre elemanının ise devreye seri olarak bağlanması gerekiyor. Bunun da sebebi voltmetrenin iç direncinin teorik olarak sonsuz ampermetrenin ise sıfır olmasından kaynaklı. Şimdi sorumu okuyorum ben sorumda ne demek istiyor benden? Aşağıda verilen elektrik devrelerinde tüm dirençlerden akım geçmesi için numaralandırılmış yerlere hangi devre elemanı konulmalıdır? Bakalım. Bak burada bir serilik var değil mi? Serilik varsa nedir? Buraya hemen ben amper metreyi yapıştırırım. Daha sonrasında buraya baktığımızda ise bak bir paralellik var. Paralellik varsa buraya ne yazıyoruz hemen? Volt metre yazıyoruz. Hemen gelelim buraya. Bak yine bir paralellik var. Görüyor musunuz? Hemen 3 numaraya geldim ben direkt. Tartışmasız volt metreyi yazdım. Bakın burada bir serilik var. Hemen direkt buraya amper metre yazabilirim. Bakın şu andaki tüm numaralandırılmış yerlere doğru devre elemanlarını taşımış oldum. Şimdi geçelim. Reus'ta dediğimiz devre elemanını tanıyalım. Ayarlanabilir dirençlere biz Reos'ta adını veriyoruz. Ve Reos'ta'ya baktığımızda bakın burada bir sürgü var. Ben bu sürgüyü böyle sağa sola hareket ettirdiğim zaman buradaki direncin değerini değiştiriyorum. Nasıl değiştiriyorum? Reos'ta sürgüsü bir yönünde çekilirse yani bak buradaki oku şöyle yeşille göstereyim bak bu ok artık şu noktada olsun. Ne değişti şu anda? Bak daha önceden sen yani akım burada artı kutuptan geldiğin buradan böyle yukarıya doğru çıktın. Bak önceden ne yapıyordun? Şöyle bir yoldan geçiyordun değil mi? Bak akım buradan gelmişti. Önceden reos da kırmızıdayken bak. Akım buradan gelmişti. Buradan indi. Bak şöyle bir yoldan geçiyordun. Şimdi bu kırmızıyı yeşile aldığımda ne oldu? Buradan yine geldin sen. Şimdi daha az dirençli bir yerden geçtin değil mi? Yani burada direnç azalır. Direnç azalır ise akımın değeri ne olacaktır? Artacaktır. Şimdi gençler. Tam tersini yapalım. Tam tersinde ise reosta sürgüsü iki yönünde çekilsin. Bak önceden sen buradaydın. Şimdi reosta sürgüsü buradan böyle iki numaralı yönde buraya alındığında ne olacak? Önceden bak kırmızı ile gösterilen yerdeydin. Şöyle bir dirençle muhatap oluyordun. Maviye geldiğinde ne oldu? Buradan çıktın. Bak daha fazla dirençle muhatap oluyorsun. Bu yüzden R artar. R artar ise akımın değeri düşer. Ya hocam bunu anlattın çok güzeldi ya. Bu nedir ya diyecek, soracak. Olursanız biz bunu günlük hayatımızda evlerdeki lambalarda kullanıyoruz. Evlerimizde mesela salondaki ya da bazı odalardaki lambalarda şöyle bir yuvarlak bir şey var. Bu yuvarlağı böyle sağa sola doğru çeviriyorum ben. Lambanın parlaklığı değişiyor. İşte o yuvarlak anahtarın içerisinde reost da vardır gençler. Biz orada aslında reost sürgüsünü böyle sağa sola çekerek ne yapıyorum? akımın değerini değiştiriyorum dirençle oynayarak. Anlaşıldı. Şimdi geçelim üreteçlerin bağlanmasına. Üreteçlerin bağlanmasına baktığımızda ise yine seri bağlama ve paralel bağlama karşımıza çıkıyor. Seri bağlamada eğer Üreteçler düz bağlandıysa direkt olarak bunları toplarsın. Ya düz bağlamak ne demek? Hemen anlatalım. Burada uzun çubuk artı'dır, kısa çubuk eksidir. Uzun çubuk artı, kısa çubuk eksi. Şimdi buraya baktığımızda artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde geliyor. Yani hiçbir çakışma yok. Hiçbir çakışma yoksa bunlar birbirine düz bağlanmıştır. Düz bağlandığı için de hepsini bir güzel toplarım. Tamam da çakışma ne demek? Hemen altında göstereyim onu da sana. Şimdi burada sen artı eksi eksi artı artı eksi artı eksi eksi artı yazdın değil mi? Yani her zaman uzun olan artı, kısa olan eksidir. Ne demiştik biz? Çakışma varsa ne yapacağız biz? Çıkartacağız. Bak burada dikkat et. Çakışma var değil mi? Eksi eksi kafa kafaya gelmiş. Eksi eksi kafa kafaya geldiyse ne yapıyorum ben? O zaman çıkarma işlemini yapıyorum. Bak bu sol taraftaki şu ikili için çıkarma işlemini yapıyorum. 4e'den e'yi çıkardım. Ne buldum ben? 3E sonucunu buldum. 3E bulduktan sonra ben bunu nasıl bağlayacağım? Büyük olana göre bağlayacağım. Yani solda artı sağda eksi olacak şekilde büyük olana göre bağladım. Hiç de üşenmeden tekrardan çiziyorum. Karşımda şöyle uzun kısa E vardı. Uzun kısa 2E vardı. Kısa uzun 3E kadarlık bir üreteç vardı. Şimdi sorumu çözmeye analiz etmeye devam ediyorum. Artı eksi artı eksi artı eksi eksi artı şeklinde yazdım. Şimdi hemen buraya bakalım bak. Artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde tekerleme gibi gidiyor öyle değil mi? Yani bak buradaki 3 tane adam düz bağlanmış. Düz bağlandıysa hemen yazıyorum 3e e da 4e 2 da ne yaptı? 6e. Yazalım buraya. 6e kadarlık bir üreticimizin değeri var. Nasıl bağlayacağım ben? Zaten hepsi aynı şekilde bağlanmış. Uzun kısa şeklinde bunu bağladım. Şimdi geliyorum buna. Burada bir ters bağlama söz konusu. Hemen gösterdik. Bak görüyor musun? Eksi eksi burada çakışma yaşıyor. O yüzden ne yazacağım? Ben bunların farkını alacağım. Ve büyük olana göre tekrardan benim bağlamam gerekecek. Benim burada üreticilerimin eş değeri neymiş? Uzun kısa yani artı eksi 3e şeklinde olması gerekiyor gençler. Paralel bağlandığında durum nedir? Paralel bağlandığında ise üreticiler paralel bağlandığında üzerlerindeki potansiyeller hepsinde birbirine eşittir. Yani burada 30 tane de birbirine paralel bağlanmış üreteç olsa ne yapacağım ben? Eş değer üreteç tek bir tanesidir. 3 tane olmuş 5 tane olmuş önemli değil. Eş değer üreteç sadece tek bir tanesinin değerini alır. Hemen soru üzerinde bir bakalım. Konuyu bir pekiştirelim. Bakalım neler diyor bize. Ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? Şimdi soruya baktığımda bir eş değer direnç bulma olayı var burada. Sonra Üreteçlerin eşdeğerini bulma olayı var. Yani burada aslında biraz önce öğrendiğim bilgilerin birkaç tanesini aynı anda pekiştireceğim. Önce eşdeğer dirençten başlayalım. Eşdeğer dirençle ilgili 6 ve 3 bariz değil mi? Bunlar birbirine paralel. 6 ile 3'ü çarptık 18 topladık 9. 18'i 9'a böldük 2 olmuş. Şimdi buradaki 2 ile sol tarafındaki 2 birbirine nasıl bağlı? Seri değil mi? Öğrendik bunu artık. Buradan eş değer direncim benim ne buldum? 2 ile de 2'yi topladım. Karşıma 4 ohm geldi. Eş değer direncimin değeri 4 olmuş. Şimdi üreteçlerin de bir eş değerini bulalım. Buradaki üreteçler nasıl bağlanmış? Paralel. Üreteçler paralel bağlandığında ne yapıyorduk? Biz böyle 10 volt, 10 volt, 10 volt böyle yukarıya doğru 30 tane de 10 volt olsa tek bir tanesini kullanacağım. Yani bak buranın eş değeri hemen şuraya çizeyim ben. Buranın eş değeri kısa uzun nedir? Tek bir tanesini alacağım ben. Altına da değerini yazalım 10 volt. Sonra yanında ne var? Kısa uzun 12 volt. Ve sonra bak burada nasıl bağlanmış? Bak burada bunun ile bunun artısı kafa kafaya geliyor değil mi? Bak bu, bunu buradan 10 voltu buradan böyle buraya taşıdığımda ne olacak? Bak uzun kısa 10 volt olacak öyle değil mi? Şimdi yazalım. Eksi artı eksi artı artı eksi şeklinde yazalım. Şimdi buraya bakalım. Eksi artı eksi artı bak burada bir çakışma yok. Hemen topladım ben ne yaptım? Kısa, uzun hemen yazıyorum. 10 12 daha burası 22 volt oldu. Hemen yanına geliyorum. Yanında ise uzun kısa ne var? 10 volt var. Eksi artı artı eksi bak. Burada bir çakışma var. Dikkat et. Çakışma varsa ne yapıyorum? Çıkarma işlemi yapıyorum. Çıkarma işlemi sonucunda da ne buldum ben? 12 volt buldum. Bağlarken de sayısal değeri büyük olanın aynısı şeklinde bağlıyorum. Yani benim üreteçlerimin eş değerine kadarmış? 12 voltmuş. Şimdi eşdeğer direnci biliyorum. Üreteçlerimin eş değerini yani voltunu biliyorum. Ne yapabilirim? V eşittir I çarpı R'yi yazabilirim. V ne kadar? 12. Akımın değerini bilmiyorum. Burada eşdeğer direncim ne kadar? 4. Buradan biz akımın değerini I eşittir 3 amper diye buluruz. Yani bakın buradaki akımın değeri de ne kadar olacak? 3 amper olmuş olacak. Ampermetrenin gösterdiği değer 3 amper olarak bulunur. Üreteçlerin tükenme sürelerine bakalım. Çok akım veren üreteç kısa sürede az akım veren üreteç ise ne olacaktır? Uzun sürede tükenir. KLM üreteçlerinin tükenme sürelerini hesaplayın diyor bize. Burada mantık zaten basit yani. Üretecin üzerinden çok akım geçiyorsa hemen biter. Bu kadar basit. KLM üreteşlerine bakalım şimdi. Bakın burada biz R direncinin üzerinden ne kadar akım geçiyor bunu bulmaya çalışalım. Denklemimiz hemen şuraya yazalım değil mi? Vır. Her yere yazıyorum. Aklıma iyice kazınsın. Vır'ı kullanacağım ben. Burada benim potansiyelim ne kadar? V kadar değil mi? Akımım ne kadar? Bilmiyorum. Buna şöyle i bir diyelim buradan geçen akıma. Çarpı direncim ne kadar? R kadar. Bakın burada i birin değeri de i kadar olsun. Yani benim pilimin değeri V direncimin değeri R olduğunda i kadar akım geçiyor olsun. Yani bu direncin üzerinden i kadar akım geçiyor. E bu direncin üzerinden i kadar akım geçiyorsa bunu kim göndermiştir? Pil göndermiş. Öyle değil mi? Başka kimsenin gönderecek hali yok. Pilin üzerinden de i kadar akım geçer. Şimdi geçiyorum ikincisine. İkincisine baktığımda ise ne görüyorum burada? Hemen bakalım. Yazalım. Vır yazacağım ben. Şu anda benim toplam voltajım artı eksi artı eksi görüyor musun? Düz bağlanmış. Herhangi bir çakışma yok. Toplam voltajım 2V. İkinci şekil için akımıma I2 dedim. Çarpı R şeklinde yazıyorum. Direncimin değeri de R. Şimdi 1V 1R olduğunda I kadar akım var diyorsam burada 2V olduğu zaman da akımımın değeri ne olacak? 2 katına çıkacak. 2I kadar olmuş olacak. Yani bu direncin üzerinden 2I geçiyor. Ve seri bağlı devrelerde akımlar birbirine eşittir. Yani bu iki i devrenin her yerinde 2 i olarak dolanıyordur. En çok yapılan hata bak dikkat et. Hocam bu i gönderir, bu i gönderir. Bunlar da iki i olur. En büyük yapılan yanlıştır ya. Seri bağlı devrelerde herkesin üzerinde aynı akım vardır. Buradaki üreteçlerin üzerinden geçen akım 2 i'dir. Çünkü siz seri bağlanmışsınız. Akımı böyle i, i, iki i şeklinde yazman için paralel bağlı olması gerekir. Dikkat. Seri bağlı devrelerde herkesin üzerinden aynı akım geçer. Şimdi gelelim sonuncusuna. Sonuncusuna baktığımda ise üreteçler paralel bağlanmış. Tek bir tanesini yazıyorum ve eşittir. Buradan geçen akım I3 bilmiyorum çarpı direncimin değeri R. Şimdi 1 ve 1R olduğunda bak V'ye R olduğunda akımı ne bulmuştum ben? İ bulmuştum. O yüzden buraya da İ kadar yazabilirim. Yani bu direncin üzerinden İ geçiyormuş. Bu direncin üzerinden İ geçiyorsa bu İ'yi kim göndermiştir? M İ bölü 2 göndermiştir. Altındaki e, ona özdeş olan üreteç de i bölü 2 göndermiştir. Ve i bölü 2, i bölü 2 bu noktada i olarak birleşip r'nin üzerinden akmıştır. Bak dikkat et. Paralel bağlı devrelerde akımı biz bölebiliriz. Yani bak buradaki i'yi i bölü 2, i bölü 2 şeklinde üretiyoruz biz. Yani ikinci çözdüğüm sorudan farklı dikkat. İkincisinde ben bir tane akım değeri buldum. Herkes seri bağlı olduğu için herkesin üzerinden aynı akım geçer. Ancak burada paralel bağlı devre, paralel bağlı devrelerde akım bölünür. Görüyor musun? Özdeş oldukları için akımı ben i bölü 2, i bölü 2 şeklinde bölmek zorunda kaldım. Anlaşıldı mı? Burada tabii ki de en tasarruflu en çok kullanılacak pilimiz hangisidir? Üzerinden i bölü 2'lik akım geçen pilimizdir. i bölü 2 kadar akım geçen pil bu bayağı uzun sürede gider. Burada 2 i akımı geçtiği için buradaki pillerin ömrü yazık kısa olur. Yani şöyle ifade edebiliriz biz. Burada 2 i kadar akım geçen şu L'ye yazalım biz. TL pilimizi yazalım. Mesela bu adam T sürede bitiyorsa akımı burada yarıya düşürdüğümüzde K ne olacaktır? Bak onun iki katı kadar uzun süre dayanacaktır böyle değil mi? O yüzden buraya ne diyeceğim ben? 2T diyeceğim. Burada I'den de az akım geçen var. I bölü 2 var. O yüzden burada M'ye de ne demem lazım? Bak o da onun 2 katı kadar daha fazla dayanacak. Şu anda ben süreyi yazıyorum. TM'ye de benim 4T demem gerekir. Anlaşıldı mı? Bak üzerinden geçen akımları yazdım. E buradan akım çok geçtiği için hemen bitecek bu. Yani bu adam burada T süre dayanıyorsa üzerinden daha az akım geçenler ne olacaktır? Daha uzun bir süre dayanacaklardır. Sınavda karşınıza gelebilir. Dikkat edin. Elektriksel güç ve elektrik enerjisiyle konumuza devam ediyoruz. Elektrik enerjisi i kare rt ile bulabilirsin. Ya da v kare bölü r çarpı t ile bulabilirsin. Ya da i v t ile bulabilirsin. Burada artık biliyoruz. i akım, r dediğimiz olay direnç, t zaman, potansiyel fark, direnç, zaman, akım, potansiyel fark ve zaman. Bakın burada elektrik enerjisini 3 farklı yoldan bulabilirsiniz. Artık soruya göre hangisi kolay geliyorsa oradan çöz. Güç ise elektrik enerjisindeki bak formüllerin T'den kurtulmuş hali. Öyle değil mi? Bak burada T yok. Yani enerjinin formülünü bilirsek gücü debiliriz ya da gücü bilirsek T ile çarpıp biz enerjiyi bulabiliriz. Yani burada şöyle yazabiliriz bak biz gücü T ile çarptığımız zaman enerjiyi buluyoruz. Aklınızda bu şekilde de tutabilirsiniz. Şimdi sorumuza gelelim. İç direnci ihmal edilen 12 volt'luk üreteç ve 4 ohm'luk dirençlerle kurulu şekildeki elektrik devresinde direnç üzerinde harcanan gücü bulun diyor. Hemen bulmaya çalışalım bakalım. Direnç üzerinde harcanan gücü bulalım. Hemen yazalım. Formülümüz neydi? Burada neyden çözmeye çalışalım biz? En basit bak volt verilmiş, direnç verilmiş değil mi? Voltla direncin birlikte olduğu ben burada P eşittir V kare bölü R'den çözmek istiyorum. Hemen buradan çözelim. Benim e, 12 voltum var burada. 12'nin karesini alacağım. 12'nin karesi bölü direncimizin değeri olana kadar 4. Buradan ne bulduk biz? 12'nin karesi bölü 4'ten yani şöyle 144 bölü 4 işlemini yapacağız. 144 bölü 4 yaptığımızda da 4 kere 3 12 daha sonrasında buradan 24 geldi. 24'te 6 kere 4 24 olacak. Hemen bakalım. 6 kere 4 24, 4 kere 3 12, 144 yapıyor. Bakın buradan bizim gücümüz ne kadarmış? 36 olarak bulunacak. Sonra devrenin 2 dakikada harcadığı enerjiyi bulun diyor. Hemen bunu da hesaplayalım. Enerji neydi? Gücün zamanla çarpılmış hali öyle değil mi? Yazalım hemen gücümüz ne kadardı? 36. Zaman yerini 2 yazma. Sakın dikkat et. 2 dakika olarak bunu kullanamazsın. 2 dakika dediğimiz şey 120 saniyedir. Fizikte dakika yok. Saniye kullanacağız burada. Tamam hemen buradan yazıyoruz. 2 dakika 120 saniyedir. Buradan hemen yanda hemen işlemimizi yapalım. 120 ile de 36'yı çarpacağız. Buradan 0, 6 kere 2, 12. 6 kere 1, 6, 7. 3 kere 0, 0. 3 kere 2 6 3 kere 1 3 ve buradan sonucumuz ne geliyor birlikte yazalım hemen 0 2 7 6 13 yani 4320 olarak bunu hesaplamış oluyoruz. Bakın hem gücü bulduk hem de enerjiyi ifade etmiş olduk. Şimdi lamba parlaklığına geçelim. Lamba parlaklığı lambaların gücü ile orantılıdır gençler. Lambaların gücü doğrudan bize lambanın parlaklığını verir. Yani lambaların gücü için ne kullanıyoruz biz? Kullandığımız denklemler genellikle i kare çarpı r ya da V kare bölü R denklemlerini kullanıyoruz değil mi? Güç bu şekilde ifade edilir. Bir önceki sayfada öğrendik. I kare R ya da V kare bölü R şeklinde kullanılır. Lamba parlaklığında bize genelde sorularda diyecek ki ya lambalar özdeştir diyecek. Lambaların özdeş olması yani buradaki dirençlerin bir öneminin olmadığı anlamına geliyor. Lambanın parlaklığı için akımla doğru orantılıdır potansiyelle doğru orantılıdır. Özdeş ters eğer lambalar. Anlaşıldı mı? Buraya baktığımızda yani üzerinden fazla akım geçen lamba daha parlak yanar. Üzerinde fazla potansiyel olan lamba daha parlak yanar diyebiliriz. Şimdi sorumuzu çözelim. Muhtemelen sınavda karşınıza çıkacak bir soru tipi. Hemen bakalım. Lambalar özdeşmiş. Güzel. Lambalar özdeş olduğundan dolayı burada hepsinin direncini biz R kadar kabul edebiliriz. Şimdi Yazalım bir. X lambasının direnci R kadar. Y ve Z'ye baktığımızda ise bakın R, R birbirine paralel bağlandığı için ben bunların eş değerini yazmak istiyorum. O yüzden buraya ne diyeceğim ben? R bölü 2 diyeceğim. Sonra alt kısma geliyorum. Burada bir T lambası var. Onun da direnci ne kadar? R kadar. Ve bu adamların hepsi buradaki pile paralel olarak bağlanmışlar. Şimdi genellikle lamba parlaklığı sorularını gençler volttan çözmeye çalışın. Voltajdan çözmeye çalışın. Yani bu lambaların üzerindeki voltajları belirlersek soruyu da çözeriz. Üzerinde fazla voltaj olan nedir? Daha parlak bir şekilde yanacaktır. Şimdi burada ne demiştik biz? Paralel bağlı devrelerde voltajlar eşittir. Yani bak burada bu kısım daha sonrasında burası hepsi birbirine paralel bağlanmıştır. Yani burada T lambası buradaki V üreticine doğrudan paralel bağlandığı için Paralel bağlı devrelerde voltlar birbirine eşit olduğundan dolayı bu adam direkt V kadar potansiyeli kapmıştır. Burada ise bak buradan buraya yani şu kısım komple V'ye paralel bağlanmıştır. Yani benim burada kırmızıyla gösterdiğim çizgi üzerinde V kadar potansiyel var. Benim bu V kadar potansiyeli bu adamlara bir şekilde dağıtmam gerekir. Şimdi tekrardan analiz edelim. Ne yaptık biz? Bu adama R dedik. Bu ikisinin eşdeğerine ne yazdık? R bölü 2 yazdık. Şu anda bu ikisi birbirine seri bağlanmış. Öyle değil mi? Yani bu adamların üzerinden aynı akım geçiyor. Akımla direncin değerini çarptığım zaman ben neyi buluyorum? Potansiyeli buluyorum. Yani bu adamın voltajı İR kadar. Bu adamın voltajı ise İR bölü 2 kadar. Yani bak ben buna 2V üssü dersem. V demiyorum bak karışmasın. Buna ne demem lazım? V demem lazım değil mi? Yani yarısı kadar. Şimdi burada 2V üssü ile V üssünü topladığımda 3V üstü ediyor. Yani bak buradaki 3V üssü neye eşit? 1 vye eşit. Öyle değil mi? Buradan V üssünü ne bulduk biz? V bölü 3 olarak bulduk. Hemen yerine yazalım bak. Şimdi buradaki potansiyel neymiş? 2V bölü 3 kadarmış. Buradaki potansiyel ise sadece V bölü 3 kadar. Yazalım şimdi yerine. Buradan ne kadar geldi? 2 V bölü 3 geldi. Bunlar birbirine paralel bağlandıkları için zaten üzerlerindeki gerilimlerin eşit olması lazım. Bu yüzden V bölü 3, V bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Şu anda biz tüm lambaların üzerindeki potansiyeli bulmuş olduk. Hemen yazalım. Tabii ki de en parlak kim yanacak? T lambası yanacak. Daha sonrasında ise 2 V bölü 3 ile X lambası yanacak. Ve o da nedir? Büyüktür. Y ve Z'den. Y ve Z zaten paralel bağlandıkları için aynı potansiyeli alırlar. Birbirlerine eşit olması gerekir. Bakın bu soruya çok dikkat edin. Bunu öğretmenlerimiz de çok sever. ÖSYM de çok sever. Böyle iki paralel bir seri karşınıza çok sık gelir sorularda. Yapman gereken tek bir şey var. Ya bak burası V ise burada zaten V. E, tek bir tane lamba olduğu için bu V'yi bu adam tek başına alır. Niye? Çünkü paralel bağlılarda V'ler birbirine eşit. Tek bir tane olduğu için V'yi tek başına aldı. Burası komple V olması lazım. Benim bu V'yi bu üçüne dağıtmam lazım. Nasıl dağıtacağım? Hemen yazdım buraya. Bak burası R. Bu ikisinin eş değeri R bölü 2. Yani burası iR, Burası İR bölü 2. Yani bak bu adamın potansiyeli bu adamın potansiyelinin 2 katı. Ben buraya 2V üssü dersem buraya V üssü demem lazım. Bunların toplamı 3V üssü eder. Ve buranın toplamının aslında V etmesi gerekiyor. Toplamda V üssü eşittir V bölü 3 kadardır. V üssü yerine V bölü 3'ü yazdığımızda da bakın tek tek potansiyellerini görmüş olduk. Dikkat edin muhtemel sınav sorusudur. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınacak önlemler. Burada tabii ki hedef ve kazanımlarımız da olduğu için anlatmamız gerekiyor. Hani hocamız bunu da anlatmadı olmasın. Belki öğretmenimiz bir güzellik yapmak için bize sınavda doğru yanlış ya da boşluk doldurma şeklinde böyle kolay bir soru sorabilir. Uyarı levhalarına dikkat etmelisin. Prizlerin kapakları kapatılmalı. Açıkta kopmuş, dağılmış kablolar varsa dokunulmamalı, ıslak ellerle prize dokunulmamalı. Bunlar elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı bizim almamız gereken bazı önlemlerdir. Konu biterken neler öğrendik biz bugün? Dirençlerin, üreteçlerin seri ve paralel bağlanmasını öğrendik. Dirençler üzerindeki akım, gerilim, harcanan enerji, güç gibi kavramları hesapladık ve en son lamba parlaklıklarını kıyaslayarak bugünkü konumuzu bitirmiş olduk. Ve ödüllü sorumuza geçiyoruz. Ödüllü sorumuza baktığımızda şekildeki elektrik devresinde 12 ohm üzerinde harcanan elektrik enerjisini ve gücünü bulunuz. Tabii ki de süreyi de vermemiz lazım. Süre 3 dakikada harcanan Elektrik enerjisi güzel bir soru. Herkesden yorumlara elektrik enerjisi ve gücü yazmanızı istiyorum. Burada çünkü birçok şeyi içerisinde bulunduruyor. Hem Ohm yasasını kullanıyorsun, hem eşdeğer direnci kullanıyorsun, hem güç hesaplıyorsun, hem enerji hesaplıyorsun. Sizin de kendinizi görmeniz için böyle basit pekiştirmek için güzel bir soru. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlara yazın. Yorumlara tek tek bakacağım. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.